Valla hype'lanmayayım diye kendimi çok tutuyorum. Ama şu an bir tık hype'lanmış olabilirim. Harika, muhteşem. Şu Multiverse of Madness'ı bir izleyelim mi ama? Ben bunu izlemedim ve merak ediyorum hakikaten çünkü Spider-Man haydi hasta insanlara antibiyotik verelim isimli baygın filmden sonra iyi bir Marvel filmi izlemek bana iyi gelecek, yaralarımı saracak diye umuyorum. Sam Raimi'nin de salak Spider-Man filmlerinden sonra güzel bir film yaptığını çok görmek istiyorum açıkçası. Hoş, salak Spider-Man filmleri dediğimiz filmler bile sonraki filmlere göre ne kadar iyi çıktı. Tarih onu da gösterdi açıkçası. Bunu da niye söylüyorum yani? Sam Raimi'nin aslında korku sinemasında çok ciddi eserleri var. Spider-Man işinden önce. Multiverse of Madness'ı biraz korku ayağına çekecek diyorlardı. Çekebildiyse çok güzel olur bakalım. I did what I had to do to protect our world. Oh be abi ya. Yani 33. saniyedeyim. Belki biraz fazla hızlı coştum ama Spider-Man No Way Home'da ula ula Spider kaçma ula ula Spider kaçma falan gibi böyle salak bir Doctor Strange koymuşlardı. Büyücü gibi Doctor Strange gördüm ve şu an şöyle oldum. Oh be. Oh. Spider-Man'de yani Spider-Man sen kim? Doctor Strange'le kapışmak kim abi? Spider-Man filminde en gıcık olduğum şeylerden bir tanesi oydu. Herif çoklu alemlerin büyücü lordu. Spider-Man orada ulalek ulalek falan diye atarak kaçıyor. Spider-Man de Bugs Bunny ile Elmer Fudd gibi la açma la Spider falan diye bunu kovalıyor falan. Ulan at bir büyüye at, at, at yan aleme gönder rüyalarına gebersin gitsin ne uğraşıyorsun. Yani tontik büyücü dede gibiydi ya Spider-Man filminde ve 2 milyar kişi falan izledi galiba o filmi yani bir de Doctor Strange de öyle kaldı kafalarda. Ben böyle bir büyücülüğe iade itibar ne de olsa Dungeons and Dragons'cuyuz ya böyle büyücülüğün o gizemli korkunç tarafını daha iyi yansıtan bir film görünce içimden böyle şey olurum. Oh be abi oluyorum hemen ya. Neyse dur bakalım azıcık geri alayım kusura bakma araya girdik yine. I did what I had to do. To protect our world. You cannot control everything strange. You opened the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! To become a hero. I do it, I become the enemy. Valla ne diyeyim? Hype'lanmayayım diye kendimi çok tutuyorum şu anda. Çünkü ben ilk Spider-Man filmini izleyince de o şuradan buradan storyline alacaklar falan diye çok hype'lanmıştım. Ondan sonra kötü adamlara antibiyotik veriyor Spidey falan gibi bir film çıktı biliyorsunuz.
Ama şu an bir tık hype'lanmış olabilirim. Bir tane bir şeye geri dönüp bakacağım. İşte tekrar izleyeceğim. İlk izleyişimdi bu benim. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bir şeye mi bağladılar? Ya bu Loki'nin zaman zaman oğlu falan işte Kang-Mang bir şeyler yaşamıştı o. Oraya bağlamıyorlar galiba. Sanki ama böyle bir uluslararası zaman ve boyut denetleme kurulu gibi bir şey çıkıyor yine aradan. Ya bir tane daha da çıkmasaymış da keşke Loki'nin zaten halihazırda dahil olduğu evrendekine bağlasalarmış. Yani ikinci bir boyut oğlu kurumu daha çıkıyor sanki şurada. O bana biraz fazla geldi. İkincisi şunlar Ultron botlar değil mi? Şeyin yaptığı, Stark'ın yaptığı ama sonra imha ettikleri Ultron botları farklı bir evrende tamamlamışlar gibi geldi burada bana sanki. Bir de şuraya bir dakika bir daha bir bakacağım bir saniye. We should tell him the truth. Patrick Stewart hangi rolde acaba? Yani Patrick Stewart buraya Profesör Xavier olarak geldiyse Profesör Xavier benim bildiğim birkaç tane uluslararası örgüte falan dahil. O da bir tanesi Illuminati zaten ama bunlar sanki Illuminati değil gibi. Ya öyle bir tane şey vardır. Bilmeyenler için onu bir göstereyim. Marvel'ın Illuminati'si var bir tane. Şu dakika açayım 2 dakika. Şöyle de göstereyim. Illuminati'ye herifin bir tek keli çıkmış burada. Ha, şu kapaktan daha iyi gösterebilirim herhalde. Ulan şunun bir büyüğünü verin de. Ha. Bunların böyle Illuminati diye bir örgütleri var Marvel'da. Bu şeylerin başı, Ay'da yaşayan ebürcüklerin başı. Bunların dizisi yaptı patladı biliyorsunuz. Black Bolt muydu bunun ismi? Azıcık konuştuğunda ses patlaması yaratan. Bu Aquaman'in pis versiyonu, Marvel versiyonu. Namor falan olması lazım isminin. Nemo da olabilir, onu net hatırlamıyorum. Fantastic Four'un dede bu. Burada Doctor Strange var. Burada Iron Man. Burada da gördüğünüz üzere Profesör X var. Bunlar böyle işte şey Marvel evreninin iyiliği için hesapta çalışan. İyilik için derken tabii hani böyle şey artık yani daha evrensel büyük konuları falan ele alan bir kadro. Yani Profesör X rolüyle Patrick Stewart geri geldiyse belki Illuminati konseyi olabilir bu ama Illuminati de hakikaten ya Doctor Strange filminde çıkacaksa çıkacak. Öte yandan Illuminati de full evren ve zamanların bütünlüğünü kontrol etmekten görevli. Loki dizisini belki de yokmuş gibi varsayıyorlar şu an. Ondan emin olamadım. Onun dışında şey güzel ya. Evil Wanda, Evil Doctor Strange falan gibi böyle farklı multiverse karakterlerinin falan işin içine dahil olması. Farklı evrenlerden yansımalar falan. İnşallah şeyi koyarlar ya bu arada. Bu Marvel'ın bir tane çizgi dizisi çıktı ya. What If. What If'te bir tane hakikaten böyle bütün güçleri eline almaya çalıştığı için bütün herkesin ruhunu yiyen bir tane Evil Doctor Strange vardı. Bir tane daha. O bence çok güzel yazılmış karakterdi. Onu koyarlarsa güzel olur. Müsaadenizle bir daha bir baştan izleyeceğim ya. Ben fragman çok beni çok tatmin etti şu anda. Düz duvara tırmanan Azgın Galadriel'den ziyade burada daha bir heyecanlandım. Müsaadenizle bir tur daha izliyorum. Every night, I dream the same dream. Then, the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Küçük bir detay ama Wanda'nın da kötü Wanda bile olsa çizgi romanlardaki kostümüne şöyle bir dönmüş olduğunu görmek hoşuma gidiyor benim bu arada ya.
Alican, açıkçası Marvel evreninden bir tık uzaklaşmıştım. Ne Loki ne diğerlerini izlememiştim. Şimdi bir tık onları da izleyip Marvel'a geri dönüş yapacağım. Loki olayına bağlayacaklar gibi geliyor. Bana da aksine bağlamayacaklar gibi geliyor ve bağlasalar çok daha iyi olurmuş gibi geliyor ama Loki'giller zaman... Aslında şöyle bir şey var. Loki'giller zaman ajansında çalışıyorlar zaman bozulmasın diye. Burası Multiverse. Multiverse'e de hatırlarsanız şey bakıyordu. Monitör bakıyordu. Monitör müydü? Watcher mıydı? Neydi? Şeydeki, What If'teki. Yani Loki'nin olayı Time Agency orası. Zaman bozulmasın diye. Bu Multiverse konusu. Zamanla bir şey yaptıklarını zannetmiyorum ama belli olmaz. Büyü işi. Aklımız mı erer? He was right. I'm sorry, Steven. Amerika Sanchez mi? Arkadaki kızın ismi neydi? Amerika Chavez miydi? Sanchez miydi? Ha, bu hanım kız değil mi arkadaki de? Macera dolu Amerika. Lanet olsun dostum. SJW'ler Kaptan Amerika'yı siyahi, Latino, uzun saçlı bir kadın yapmışlar. Öte yandan bir yandan da şey, çoğu insanın söylediği şey var ya, ya Kaptan Amerika'yı dönüştüreceğinize yeni sıfırdan karakter yapın. Amerika Chavez aha öyle. Haberiniz olsun. Çok bilmiyor, tanımıyor iseniz Amerika Chavez'i. Amerika Chavez bir tık böyle şey gibi. Wonder Woman'la Kaptan Amerika arası bir karakterimiz yani. Galiba buradaki kız o. Emin değilim ama. Your desecration of reality will not go unpunished. Çok pardon, şu heykel ne? Tanıdığım bildiğim bir heykel değil. We should tell him the truth. Ya arkadaşlar, yani Patrick Stewart buraya Profesör X olarak geldiyse Profesör X demek zaten X-Men demek. Yani bu filmin sonunda X-Men'li Marvel evrenine geçiş mi yapılacak acaba? Profesör Xavier demek, X-Men demek, mutantlar demek zaten yani. Allah Allah ya. Hayırlısı olsun ya. Kel emmi What If'teki Observer. Öyle mi? Bir dakika ya. Patrick Stewart'tır ya o. Ölmeden önce koymuşlardır. Ya yine geldik bir şeye. We should tell him Yapmayın arkadaşlar. Patrick Stewart ya bu. Anıyla şanıyla Patrick Stewart ya. Ben bu herifin yani Next Generation'da 78 kere izledim. Ölmeden önce koymuşlar işte dayıyı. Ben size söyleyeyim. Adam artık yaşlandı. Hemen demişler bir an önce koyalım da evrenleri birleştirmek için başka anahtar karakter bulamayız deyip yapıştırmışlar bence. Kaçmaz. Şu kim dayı? Evil Doctor Strange mi? Başka biri mi? Değil, Doctor Strange değil ya bu. Good.